Aziz seyircilerimiz, sizinle bugün İslam nedir, kelime ve kavram kapsamı neyi içermektedir, İslam denildiğinde kaynağı, mahiyeti, içeriği neyi anlatmaktadır ve nasıl Müslüman olunur, Müslüman olan nasıl Müslüman kalır, bu konular üzerinde kısa da olsa bir konuşma yapmak istiyoruz. İslam, hepinizin bildiği gibi Arapça kökenli bir kelime olup, lügat anlamı teslim olma, kendi dışında herhangi bir şeye teslim olma anlamına gelmektedir. Istılahta ise bütün dünyada İslam, Allah'tan gelen, Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği vahye teslim olan anlamını içermektedir. Ve ilk Müslümanlar da bu kavram anlamına uyumlu olarak Allah'ın elçileri olmuşlardır. Nitekim ondan gelen vahiylerin oluşturduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah peygamberlerine "De ki ben ilk Müslümanım" ifadesini kendi ağzından fakat elçilerinin dilinden söyletmektedir. Buradan da rahatlıkla anlıyoruz ki gerçekten Allah'ın kendilerine elçi olarak seçip gönderdiği kişilere, gönderdiği vahye ilk teslim olan kişiler Allah'ın elçileri olmuşlardır. Elbette ki ilk teslim olan, teslim olduğu şeyden razı ve memnun olan kimsedir. Onun doğruluğuna, onun kendi tabiatına, eşyanın kendi fıtratına ve eşyanın tabiatına uygunluğuna kani olan, bu konuda şüphesi kalmayan, endişesi bulunmayan, Arapça deyimiyle iman eden kimse olduğu için de bu emin olduğu şeyden diğer insanları haberdar etme göreviyle gönderilen kimselerdir aynı zamanda peygamberler. İslam gerçekten ilk insandan itibaren Allah tarafından yarattığı insanlar için onların fıtratına uygun, eşyanın da tabiatına uygun olarak gönderilen kaideler bütünüdür ki fıtri bir dindir denilmesinin sebebi de insan fıtratında bulunan içgüdüsünü insan fıtratının tabiatına en uygun şekilde cevaplayan din olmasından almaktadır. Dinler bozuk veya düzgün, doğru veya eğri hep birbirinden farklı da olsa iki ana kategoride incelenmiş ve incelenmektedir. Bir, vahyi kökenli yani Allah'ın gönderdiği vahye dayalı dinler. İki, vahyi kökenli olmayan dinler. Malumumuz armut örneğin sulusu, kurtlusu, çürüğü, buruşmuşu için de armut vasfını yitirmez. Lakin hangi sıfatı kazanmış ise çürük veya sulu, ham veya kurtlu gibi kurtlu armut, sulu armut, olgun armut veya ham armut diye anılırsa hepsi din olarak anılmasına rağmen hak din veya batıl din, çürük din veya doğru din, eğri din veya doğru din diye anılırlar. Bu ifadeyi Allah-u Teala kitabında belirtmektedir. Nitekim Kureyş toplumu, Kureyş'te yaşayan Arap kabileleri de Allah'a inanmaktadırlar. Kur'an'ın şehadetiyle bunu biliyoruz. Desen ki yağmuru kim yağdırıyor? Derler ki Allah. İfadesi açıkça Kureyş'in de Allah'a inandığını gösteriyor. Ama buna rağmen Allah'ın yanlarında hiçbir hüccetleri bulunmadığı halde dostu, velisi ittihaz ettikleri, elleriyle yonttukları putları Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a yaptırttığı Beytullah'a yani Allah'ın evine doldurmuşlar. Onları günlük hayatlarında, yaşamlarında düstur edinmişler. Bütün prestiji, bütün itibarı onlara yapmak suretiyle Allah'ı bir yerde haşa devre dışı bırakmışlardır hayatlarında. Bu sebepten dolayı Allah onlar için müşrik yani Allah'a ortak koşan ifadesini kullanmaktadır.
Nitekim peygamberine bildirdiği bir vahide de Estağfirullah kul ya eyyuhel kafirun. De ki kafirlere, ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Sizler de keza benim taptığıma tapmıyorsunuz. Bu bir durum tespitidir. Durum öyle gösteriyor ki bugüne kadar ve halen hal böyle iken ileride de ummayın ki ben de sizin taptıklarınıza tapacak değil. Böyle bir ümidiniz asla bulunmasın ve kalmasın. Sizin de gösterdiğiniz hal o ki sizler de bugüne kadar tapmadığınız gibi benim taptığım Allah'a ısrarınız, sebatkarlığınız yanlış üzerinde omuz vermeniz, inadınızla, ısrarınızla durmanızın sonucu yarın da şu halinize bakarak Allah'a tapacağınıza dair bana bir ümit vermiyorsunuz. Öyleyse lekum dinikum veledin, yani sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani siz bildiğinizi okuyun, ben de bildiğimi okuyacağım. Bu okuyun tavsiye değil, yani böyle yapmanızı istiyorum anlamına değil. Zaten okuyorsunuz, yani ne okuyacaksınız, ne yapacaksınız bana sormuyorsunuz. Hoş, ben de size soracak değilim. Siz alışkanlıklarınıza, siz atalarınızı üzerinde yürür bulduğunuz yolda yürümeyi kendinize kolay bir yol olarak seçmişsiniz. Doğru mu eğri mi, atalarınız akledebilen insanlar mıydı değil miydiler? Bunların asla muhakemesini, mukayesesini, muhasebesini yapmadan o yolda yürüyorsanız öylesiniz. Ben ise Rabbim Allah'ım bana bir vahyi, hayat tarzı, yaşam biçimi, dünya görüşü olarak algılıyor ve ona uyuyorum. Ben ondan bana gelenlere teslim oldum. Sizleri de ona teslim olmaya, yani benim teslim olduğum vahye teslim olmaya çağırıyorum. Ya bu çağrıma kulak verir ve kurtulanlardan olursunuz ya da bildiğinizi okur. Sizden önce gelenlerin yürüdüğü yolda yürümek suretiyle cehenneme kadar gidersiniz diyor. Gerçekten insan İslam'ın ne olduğunu anlamak istiyorsa kesinlikle şunu bilmeli ki bu dinin adı İslam iken o dinin içeriğini akide, yani itikatla ilgili ve davranışlara taalluk eden hususlarını da tafsilatıyla açıklayan kitabın adı Kur'an-ı Kerim'dir. Her ne kadar kitabın içinde Kur'an için başka ifadeler de geçiyor olmasına rağmen açıkça biliyoruz ki Kur'an Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği vahiylerden oluşan kitabın adıdır. Ve hiçbir vahiy bu kitabın dışında kalmamıştır. Allah bu kitabı kullarına yollarını asan etmek, işlerini kolaylaştırmak, önlerini aydınlatmak, kendi deyimiyle, Kur'an'ı deyimle söylersek hidayet rehberi olarak, yani doğru yolun ne tarafta, hangi hususlarda, nasıl, nereden nereye dönüleceğini, hangi rampanın çıkılacağını, hangi yokuştan aşağı inileceğini, hangi köprüden geçileceğini, nelerin yasak olduğunu, nelerin farz olduğunu, inancın nasıl belirlenmesi gerektiğini tafsilatıyla açıklayıcı bir rehber olarak gönderdiğini sarahatla söylüyor. Ve onun anlaşılmazlığından bahseden insanlara da siz ne diyorsunuz, sen ne söylüyorsun, bu kitabı biz nasıl kabul ederiz ki sen Allah'ın elçisi olduğunu söylemene rağmen bize, bizim dilimizle hitap ediyorsun diye itiraz eden müşriklere, Kureyşlilere Allah tabii anlamına gelecek şekilde anlayasınız diye sizin konuştuğunuz dil ile gönderiyorum. Anlayasınız diye apaçık Arapça ile bildiriyorum. Bir başka ayette de onları anlamadıkları dilden konuşan, söyleyen bir elçi gönderseydim o takdirde derlerdi ki bu adam ne söylüyor, bir bilen olsa, anlayan olsa da bize anlatsın. Böyle demeyesiniz diye sizin günlük işlerinizi tedbir etmek için, birbirinizi anlamak ve anlaşmanız için kullandığınız günlük diliniz, Arapçanın Kureyş lehçesi var ya Mekke'de konuşulan, işte o dilden gönderiyorum. Amacım sizin, benim sizden ne istediğimi anlamanız, onunla amel etmeniz, davranışlarınızı ve düşüncelerinizi ona göre ayarlamanız ve bu şekilde süren yaşamın sonunda, ahir yani son, ahiret dediğimiz sonda buna göre de hesaba çekilmeniz, o hesapta da yakanızı kurtarmanızdır muradım. Sizin iyiliğinizi istediğim için dini size kolaylaştırdım. Allah
dininizde size kolaylık murad eder, zorluk murad etmez, böyle bir şey istemez. Çünkü o kulları için gerçekten bağışlayıcı, merhametli, rahim ve rahman olan Allah. Hakikaten onun insana verdiği tüm nimetler göz önünde bulundurulduğunda açıklıkla görüyoruz. Görüyoruz ki İslam yaşanması hakikaten en kolay hayat biçimidir. Nasıl bir benzinli araba için benzin en doğal yakıttır. Nasıl mazotlu patlama esasına dayalı motorlar için mazot doğal yakıttır ve ondan başka bir tür yakıt koyarsanız o arabadan istenilen sonucu alamaz iseniz, insan için de onu yaratan Rabbi yaratılışına uygun olarak gönderdiği İslam'ı seçmiştir ki kulu onunla en kolay şekilde hayatı yaşasın, verdiği nimetlerden nihai olarak istifade etsin. Sonuçta da sonu bulunmayan ahiret hayatında da hesabını kolay verenlerden, yani diğer bir ifadeyle kurtuluşa erenlerden olsun da hem burada aziz olsun hem de öbür tarafta diğer ölümsüz dünyada aziz olsun. Yani geleneksel ifadesiyle söylersek iki cihan izzetini, iki cihan, iki ayrı hayatın saadetini tatsın için Allah bunları bildiriyor insana. Bu bakımdan İslam'ın anlaşılmazlığı ya da Kur'an'ın anlaşılmazlığı sözü her ne kadar asırlardır tekrar edile gelmiş bir söz ise de Müslüman'ın, aklı çalışan, aklı yerinde olan insanın kesinlikle şunu bilmesi lazım ki aklı olmayan bu dinin muhatabı değildir. Aklı olmayan insan olmasına rağmen Allah katında dininden de bu dünyada yaptıklarından da sorumlu değildir. Nitekim bugünün mahkemeleri de akılsız insanları hukuki sorumluluğu olup olmadığını araştırmak için hastanelere sevk ederek rapor isterler. Allah-u Teala da akılsız olarak yarattığı kullarını, akıl vermediği kullarını dininden muhatap ve mesul tutmuyor. Demek ki Müslüman olmak için öncelikle ve olmazsa olmaz şekilde akıllı olmak gerek. İki, İslam'ı anlamak, Kur'an'ı anlamak, düşünce, dünya görüşü ve davranışlarının temeli haline getirebilmek için de akla ihtiyaç vardır. Nasıl sindirim organları yediği, aldığı biyolojik açıdan beslenme için aldığı gıdaları hazmedici organlara deniyor ise, duyum veya okuma yoluyla edindiği bilgileri hazmedebilmek, kendilerine lazım olanları alıkoyup gerisini dışkı halinde atmak için de insana verilen organın adına akıl diyor Allah-u Teala. Bu itibarla da akletmeyenleri yer yer davarlara benzetiyor. Nasıl koyunlar veya büyükbaş, küçükbaş hayvanlar gerçekten akletmekten aciz iseler, kesime götürüldüklerini bilseler asla giderler miydi? Akılsız oldukları, akledemedikleri için mezbahaya da sürseniz sürüler halinde gidiyorlar. Bu itibarla insan şunu kesinlikle bilmeli ki akletmeyen Müslüman olamaz. İslam ancak akledilebilerek, akledilmek suretiyle mümkün olur. O dini yaşamak, anlamak, başkalarına anlatmak ve bu suretle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi Kur'an'ı ahlak haline getirmek de akla muhtaçtır. Akıl devre dışı kaldığında İslam söz konusu olmaz. Kısaca ve tekraren söylemek gerekirse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük, yani en kapsamlı ve en müekket, müekket yani hiç terk etmeden sürekli yaptığı şey Kur'an-ı Kerim'i ahlak etmektir. Düşünce ve davranışlarının esası haline getirmek, onu teoriden pratiğe indirgemek, yaşanan bir hayat tarzı, fert ve toplum için bir hayat biçimi haline dönüştürmektir. İşte bunun yapıldığı zamanda Müslümanlar yeryüzünde en üst düzeyde bulunmuşlar. Bunun terk edilmeye başlandığı zamandan bugüne kadar da Müslümanlar maalesef yalnız Müslümanız demekten öteye hiç varlık gösterememişler. Sayıları artmasına rağmen keyfiyetlerinde hiçbir artma olmamış. Vaktiyle meydana gelen kültürel birikimi hazıra dağ dayanmaz misali yiye yiye bitirmişler ve İslam'ı fert ve toplumun hayatının dışına kendi elleriyle bu anlayışsızlıkları, bu yanlış anlayışları yüzünden itmişlerdir. Şimdilik bu sohbetimizde burada noktalamak durumundayız. Hepinize teşekkür eder. İslam'ı anlamak için
mutlaka bir Kur'an meali edinmenizi ve başından sonuna kadar Allah'ın kitabının sizlere neler söylediğini anlamak için tekrar tekrar okumanızı tavsiye ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı da buydu. Teşekkür ederim. İyi geceler.